Merhaba arkadaşlar, matematiğin aslı kanalına hoş geldiniz. Söz verdik ve başlıyoruz trigonometri dersine. Trigonometriye girerken arkadaşlar size tavsiyem doğruda açı, üçgende açı, özel üçgenler, bilhassa dik üçgen. Öncelikle bir bunlara zaman ayırın. Şöyle bir tekrar edin, birkaç test çözün. Üçgende hesaplamalarınızı bir kontrol edin ki rahat edebilirsiniz. Temel kavramlarla başlıyoruz zaten biz de. İlk olarak açı, başlangıç noktaları aynı olan iki ışın arasında kalan bölgeye açı denir. Ya da iki ışının birleşim kümesine açı denir. Ne demek istiyor hoca? Şunu demek istiyorum. Başlangıç noktası aynı olacak. Buradan bir ışın çizeceksiniz. Buradan da bir ışın çizeceksiniz. Yani şurası başlangıç noktası. A, O, B. Buna ne diyoruz biz? A, O, B açısı diyoruz. Hepimizin bildiği şeyler. İlk açıyla başladık. Bizde yön önemli. Neden yön önemli? Çünkü açıların sinüsü, kosinüsü, tanjantı, kotanjantını hesaplarken hangi yöne gittiği önemlidir. Kosinüs 30 mu, kosinüs eksi 30 mu ya da sinüs 30 mu, sinüs eksi 30 mu bizim için önemlidir arkadaşlar. Yönümüz nasıl? Saatin dönme yönüyle aynıysa, bu şu şekilde ilerliyorsanız buna biz pozitif yönlü açı diyoruz. Mesela burası atıyorum artı kaç olsun? 60 derece. Pozitif yön. Eğer saatin dönme yönüyle hareket ediyorsunuz, diyelim yine A, O, B, bu şekilde açı hareket ediyorsa burası negatif yönlü açıdır. Mesela eksi 60 derecedir. Evet. Bir de birim çemberimiz var arkadaşlar. Temel kavramları ben burada vereceğim. Daha sonra rahat rahat kullanalım. Birim çember şudur. Başlangıç noktası orijin olan, merkezi başlangıç noktası olan, orijin olan, yarıçapıda bir birim olan çemberlere birim çember diyoruz. Yarıçapı bir birim olacak. Başlangıç noktası da orijin olacak. X kare artı y kare eşittir 1'dir. Bunun denklemi de şu şekilde şöyle çizelim. X kare artı y kare eşit 1'dir. Yani üzerinden herhangi bir nokta aldığımızda x kare artı y kare eşit 1'i sağlar. Diyelim ki A noktası verelim size. 1 bölü kök 2'ye y. Birim çember üzerinde diyorsa, birim çember üzerinde bir nokta ise hemen yerini yazıyorsunuz. X yerine 1 bölü kök 2 yazıyorsunuz. Çünkü birim çemberdeki noktalar bunu sağlar. 1 bölü kök 2'yi yazalım. 1 bölü kök 2'nin karesi artı y kare eşittir 1. 1 bölü 2 artı y kare eşittir 1. Buradan y kare ne geldi? Karşı attık. 1 bölü 2. Kare kökünü aldığımız zaman ne görürüz? Y eksi 1 bölü kök 2 de olabilir. Y artı 1 bölü kök 2 de olabilir. Mesela bir örnek. Bir tane daha verelim hadi. A noktası diyelim yine. Ne olsun A noktası? Kök 3 bölü 2. Y olsun. Yine birim çember üzerinde ise, birim çember üzerinde ise hemen yine x kare artı y kare eşittir 1'dir diyorsunuz. X yerine kök 3 bölü 2'yi yazıyorsunuz. Alalım hadi kök 3 bölü 2'nin karesi. Kök 3'ün karesi 3, 2'nin karesi 4. Artı y kare eşittir 1. Buradan y kare karşıya attım. 1 eksi 3 bölü 4. Y kare buradan 1 bölü 4. Efendime söyleyeyim. Yine y buradan artı eksi çıkar. Dikkat edin. 1 bölü 2'ye eksi 1 bölü 2 şeklinde alınır. Bölge verdiyse atıyorum dese ki birinci bölgede bir nokta derse birinci bölgemizde x artı y artı artısını alırız. İkinci bölgede derse ikinci bölgede olamaz x artı dördüncü bölgede derse y'si eksi alırız. Verilen değere göre hesaplarız. Birim çemberimize de kısaca değindik. Daha sonra sorularını çözeriz.
Birim çemberimiz de bu şekilde. X kare artı y kare eşittir 1 olacak. Açı açı birimlerimiz var arkadaşlar. Yabancı olmadığımız şeyler, çünkü doğru da açı, üçgen de açı da zaten biz bunları kullanıyoruz. Çember direğinin tamamını gören merkez açıya 360 derece denir. Tamamı 360 derece. Günlük hayatta da kullanırız değil mi? 360 derece döndü, 180 derece döndü diye. 300, tamamı 360 derece. Merkez açıda, şimdi siz eğer burada 360'ta birini görüyorsanız 1 derece diyorsunuz. Tamamı bu 360 derece aynı zamanda radyan olarak 2 pi'ye denk gelir. Yani o zaman en çok kullandıklarımız hemen 2'ye bölün 180 de neye denk gelir arkadaşlar? Pi'ye denk gelir radyan olarak da. Bu da radyanın tanımı, hani tamamını gören merkez açı 360 derece ya da tamamını görene 2 pi radyan. Grad şu anda çok kullanmıyoruz, ben verdim öylesine 400 grad gelir. Özellikle belki hani soruda tanımını verip sorabilir. Şu anda müfredatta kullanılmıyor. 180 derece pi. Radyana gelince hani dedik ya şurada derece için 360'da birini görüyorsa merkez açı 1 derece. Görüyorsa 1 derece. Radyan içinde şöyle diyoruz. Yarı çap uzunluğunda. Yarı çap uzunluğunda yay parçasını gören açı. Yay parçasını gören merkez açı. Bir radyandır. Yani bunu işte aklımızın bir köşesinde olsun diye veriyorum. Tanım sorulur, öncünün soru sorulur. Aşağıdakilerden hangisi sorulur, yanlıştır sorulur. Mesela bir tane çember çizelim. Bir merkezimiz var. Yarı çapı R olsun. Yarı çapı R olsun. Şu yayın uzunluğu da R ise şuradaki açı 1 radyanmış. Bunu demek istiyoruz. Şimdi bize çevirme gelebilir karşımıza. Derece bölü 360. Radyan bölü 2 pi. Grad da 400'de 1 olduğu için grad bölü 400. Ama biz genelde dediğim gibi şu ikisini kullanacağız şimdi. Derece bölü 180, radyan bölü 1. Çevirmeler gelebilir arkadaşlar. Mesela size eğer radyandan dereceye çevirme soruyorsa kolaydır. Mesela 2 pi bölü 3 kaç derece diye soruyorsa size gençler. Dereceye çevirecekseniz bakın pi 180 derece demedik mi burada? Dedik. Yapıştırın gitsin, hiç uğraşmayın arkadaşlar şu oranı yazmayla. Pi yerine 180'i yazın gitsin. 2 çarpı 180 bölü 3. Ne yaptık? 60 çarpı 2'den kaç dereceymiş bu? 120 dereceymiş. Mesela ne olsun başka? Yazalım hadi. 5 pi bölü 6'yı sorsun. Hemen ne yapıyormuşum? 180 yazıyormuşum pi yerine. 5 çarpı 180 bölü 6. 180'i 6'ya böl. 30. 30 çarpı 5'ten 150 derece. Pi bölü 4. 180'i yazıyoruz yerine. 180 bölü 4'ten kaç derece? 45 derece diyoruz. Eğer radyandan dereceye çevirme varsa bu şekilde pi yerine 180'i yazarak işlem yapabiliyoruz. Dereceden radyana çevirme varsa şu oranı kullanabilirsiniz. Tersten yazalım hadi. Ne olsun? 60 derece kaç radyan diye sorsun size. Yerine yazıyorsunuz. Derece bölü 180, radyan bölü pi dedik ya. 60 bölü 180, radyan bölü 1. 60'ı 80'e böldük. 1 kaldı, 3 kaldı. Pi'yi de şuraya postalıyorsunuz. Kaç radyan geliyor? Pi bölü 3 radyan geliyor. Çevirmelerde. Bir tane daha yazalım şuraya. Ne olsun? Kaç derece olsun? Bakalım. 70 derece. 70 derece kaç radyan? Yazıyorsunuz. 70 bölü 180 radyan bölü pi.
Burada sadece sıfırların gidebiliyor. Başka sadeleşme olmuyor. Pi de postala karşıya radyanın 7 pi bölü kaçmış? 18'miş diyorsun. 30'u da verelim. En çok karşımıza çıkanlar ya bunlar. 30 dereceyi kaç radyan diye. 30'u 180'e bölüyorsunuz. Radyan bölü pi. Sadeleştirirseniz 30'la burada kaldı 1, burada kaldı 6. Pi ile postala karşıya pi bölü 6 radyan diyoruz. Çevirmelerimiz bu şekilde arkadaşlar. Pi, radyandan dereceyi çeviriyorsak pi yerine ne yapıyorum? 180'i yazıp geçiyorum. Dereceden radyana çeviriyorsak şuradaki oran derece bölü 180 radyan bölü pi kullanarak rahat bir şekilde çevirebiliriz. Zor bir işlem değil. Gelelim esas ölçü meselesine. Bir de esas ölçü kavramı var. Bu nedir? Şimdi arkadaşlar siz bir noktadasınız. Mesela burada güzel bir şekilde işte çizmiş. Siz bu noktadasınız. Alfa derecelik açı yapıyorsunuz. Şu şekilde vermiş. Hadi diyelim ki şöyle alfa derecelik bir açı. Bu noktadasınız. Şimdi siz ne yaptınız? Dönmeye başladınız bunun etrafında. 360 derece daha geldiğiniz tekrar aynı noktaya gelmiyor musunuz? Mesela alfa eşittir 30 derece olsa şurada. Alfa eşittir 30 derece olsa şurası. Siz 360 derece hareket ettiniz. 30'un üzerine 360 geldiniz. 390. 390 derece geldiğinizi zannediyorsunuz. Halbuki başlangıçtan itibaren tekrar durduğunuz yere geri dönmüş oldunuz. Ne yaptınız? Aslında yine kaç derece ilerlemiş oldunuz? 30 derece. Hadi bir 360 daha gelin. 750 yapar. Siz 750 derece döndüğünüzü düşünüyorsunuz. Halbuki bile gele yine ne yaptınız? Bir tur attınız, iki tur attınız. Başlangıç noktanıza geri döndünüz. Demek ki siz her 360 derecede bir başlangıç noktanıza geri dönüyorsunuz. Dairesel bir şekilde hareket ediyorsunuz. İşte size verilen 360'dan büyük açıların esas ölçüsünü bulmak için kaç kere tur attıysanız kalan size esas ölçüyü veriyor. Ne demek istiyor hocam? Diyelim ki size ne dedik? Bu sefer de 780 diyelim hadi. 780 diyelim. Bunun esas ölçüsünü alacaksınız. Şimdi siz arkadaş her 360'da bir başa dönüyorsunuz. Her 360'da bir başa dönüyorsunuz ya. O yüzden bunun esas ölçüsü için 780'i 360'a böldünüz. 2 tam tur attım diyorsunuz. Attım. İlerleye ilerleye aslında ben kaç derece ilerlemiş oldum? 60 derece. İşte bu size esas ölçü. Asıl hareket ettiğiniz açıyı gösteriyor. O yüzden esas ölçü diyoruz. 360, 360, 2 tam tur attım. Aslında gide gide az gittim, uz gittim. 780 değil de kaç derece gittim? 60 derece gittim. 360'a bölümünden kalana esas ölçü diyoruz. Hadi yazalım. Ne olsun? 1080 olsun mu? 1080 derece. Esas ölçüsünü alacaksınız. 1080'de aslında hareket yok. 360'a bölüyorsunuz. Kaç kere olur bu? Tam mı bölündü? 3 kere olsa 0, 3 kere 6, 18, 3 kere 3, 9 tam mı bölündü? 0 mı kaldı? Ha, 1080'in esas ölçüsü aslında 0 dereceymiş. Sen 1080 derece hareket ettiğini zannediyorsun. Hiçbir şekilde gitmemişsin. Bir tane daha yazalım. Ne olsun? 1960 olsun. Salla gitsin. 360'a bölüyorum. Esas ölçüsünü alacağım. Kaç defa vardır acaba? 6 kere olsa 6 kere 6 18, 6 kere 3 6 kere 6 36 aşıyoruz. 5 kere olsa ne olur? Bir bakalım. 5, 5 kere 6 30, 5 kere 3 15, 18 1800 mü oldu? Çıkaralım bakalım. 0, 6, 160. İşte bulduğumuz bu arkadaş sizin 1960 derecenizin esas ölçüsüdür. 160 derecedir diyoruz. Şimdi hani biz de yön önemlidir dedik ya, bunların hepsi dikkat ettiyseniz pozitif. Ne negatif olsa hocam ne yapacağız der gibi.
duyuyorum sanki. Negatif olursa ne yapacağız? Bakalım negatif olursa ne yapacağız? Diyelim ki eksi 1960 hazır bölmemiz var. Size bunun esas ölçüsünü sordu. Bunun önünde eksi yokmuş gibi davranın. 1960'ın esas ölçüsünü ne buldum ben yukarıda? 160 derece mi buldum? Ters yönde geliyor muyum hani ben burada? Eksi yönde 160 derece geldiğim için ters yönde hareket ettiğimde 360'dan arta kalan bunun esas ölçüsüdür. 360'dan 160'ı çıkartıyorum. Bunun esas ölçüsü kaç derecede diyorum? 200. Pozitifmiş gibi yapıyorum. Buluyorum. Ters yönde hareket ettiğim için terste kalan 360'dan çıkarıp 200 derecedir bunun esas ölçüsü diyorum. Bir tane daha yapalım. Eksi 4200 olsun. Salladık gitti 4000'lere kadar. Bakalım şimdi. Artı 4000 gibi düşünüyorum. 4200'ü 360'a bölüyorum. 420'de 360 bir kere var. Çıkarttık 60. 600'de 360 da yine bir kere var. Çıkarttık 240. Pozitif olsaydı bu 240. Negatif yönde geldiğim için ters hareket ettim. Yine 360'dan 240'ı çıkartıyorum. Bunun esas ölçüsü 120 derecedir diyorum. Derece cinsinden neredeyse bu şekilde. 360'a bölüyorum. Tam kısım beni ilgilendirmiyor. O attığım tam tur çünkü. Ne kadar ilerlemişim? Kalan kadar ilerlemişim. Kalan bana neyi veriyor? Esas ölçüyü veriyor. Burada da tanımımız 360'ın katından alfa fazlaysa alfaya teta'nın esas ölçüsü demir şeklinde yazdık. Peki radyan cinsinden verildiyse, radyan cinsinden verildiyse esas ölçü nasıl hesaplanır? Bakalım şimdi. Yazalım bir örnek. Ne olsun? 17 pi bölü 4 olsun. Bunun esas ölçüsü. Şimdi farklı farklı anlatılan yerler var ya da farklı farklı çözülen arkadaşlarımız var. Ama bunun en pratiği şudur arkadaşlar. Paydanın iki katı alınır. İlk soruda ben tek tek yazayım. Paydanın iki katına pay bölünür. Paydan kaç? 4. 2 katı 8. Payı bölüyorum. 17'yi 8'e böldüm. 2 defa var. 16. Kaç kaldı? 1 mi kaldı? Kalan alınır arkadaşlar. Kalan. 1. Yanına da pi'yi yapıştırın. Pay da değişmez. Pi bölü 4'müş bunun esas ölçüsü. Yapalım birkaç tane daha. Diyelim ki 32 pi bölü 5. Bunun esas ölçüsünü alacaksınız. Paydanın iki katı 10. 32'yi bölün 10'a. 32'yi böl 10'a. 3 tam tur atıyormuşsun. Kaç kalıyormuş? 2. Bu kalanı alıyorsun. 2 pi. Pi değişmiyor. Payda da değişmiyor. 2 pi bölü 5 diyorsun. Bir tane daha yapalım. Ne olsun? 70 6 pi bölü 3 olsun. Paydanın iki katı ne? 6. 76'yı 6'ya böl. Ne yapar? 72, 12 defa var. 72 kaç kaldı? 4 mu kaldı? Kalanı alıyorsunuz. 4 pi, payda değişmiyor, bölü 3. Peki bunlar da negatifse ne olur? Bunları hesapladık, uzatmayalım biz işlemi. Mesela size ne dedi? Eksi 17 pi bölü 4 dedi. Az önceki gibi pozitifini buluyorsunuz. Artı 17 pi bölü 4'ün esas ölçüsünü ne bulduk biz burada? Pi bölü 4 mi bulduk? Hani az önce 360'dan çıkarıyorduk ya. 360 derece dediğimiz şey bizim 2 pi değil miydi? Burada da 2 pi'den çıkarıyorsunuz. 2 pi eksi pi bölü 4'tür. 4 kere 2 8, 1 çıktı. 7 pi bölü 4. Mesela burada eksi 32 pi bölü 5'in esas ölçüsünü sordu size. Artı 32 pi bölü 5'in esas ölçüsü neydi? 2 pi bölü 5'ti artılısının.
2 pi'den çıkarıyorsunuz. 2 pi eksi 2 pi bölü 5. 5 kere 2 10. 2 çıktı. 8 pi bölü 5. Eksi 76 pi bölü 3'ü bulalım. 2 pi'den artıyı az önce bulmuştuk. 4 pi bölü 3 artıymış gibi yapıyorsunuz. Yol aynı. Sadece 2 pi'den çıkarıyorsunuz. 3 kere 2 6. 4 çıktı. 2 pi bölü 3 şeklinde hesaplamış oluyoruz. Esas ölçümüzde bu şekilde hesaplamış olduk. Ve evet, dik üçgende dar açıların trigonometrik oranı. Dersin girişinde de söyledim arkadaşlar. Özel üçgenleri, dik üçgenleri. Şimdi biz burada ders anlatırken gerekli olan bilgileri vere vere sizlere geçeceğiz. Ama şöyle bir dersten önce size tavsiyem, dik üçgendeki özellikleri, özel üçgenleri 30, 60, 90 üçgeni, 45, 45, 90 üçgeni, geometride gördüğünüz bunları, eşkenar üçgen, ikizkenar üçgen gibi temel özelliklerini arkadaşlar şöyle bir göz atın derim. Çünkü burada bol miktarda kullanacağız. Dik üçgende dar açının trigonometrik oranları deyince bizim dik üçgenimiz olunca arkadaşlar ne var? Mesela şurası alfa olsun. Alfaya göre alfanın nesi burası? Karşısı. Alfanın neresi burası? Komşusu. Dik kenarlar. Şuna da biz zaten ne diyorduk? Hipotenüs diyorduk. Şimdi size sinüs alfa mı lazım? Sinüs alfa şudur. Karşı bölü hipotenüs. Yani A bölü B. Kosinüs alfa da şudur. Komşu bölü hipotenüs. Şimdi bunu ilk başta yeni öğrenen arkadaşlarımız karıştırıyorlar. Size tavsiyem şudur. Sinüs hipotenüs, kosinüs hipotenüs. Bakın kafiyeye. Sinüs hipotenüs, kosinüs hipotenüs. Yani paydaya hipotenüs geliyor. Karşı mı komşu mu? Kosinüs komşu. İlk hecelerimiz hani ko. Mesela burada da kotanjant, komşu bölü, karşı, ko. Tanjantında karşı bölü, komşu. Bazen de işte paydayı karıştıran arkadaşlar oluyor. İlk başlarda bunları zaten kullanırsınız. Daha sonra basit geleceği için hepsi aklınıza yerleşiyor. Sinüs, hipotenüs, kosinüs, hipotenüs. S'leri uzata söylüyorum dikkatinizi çeksin diye. Kosinüsüm komşu bölü hipotenüs. Tanjantım karşı bölü komşu, kotanjantım komşu bölü karşı şeklinde yazıyoruz. Ha, sekant var. Sekant da 1 bölü kos alfadır. Kosekant da 1 bölü sin alfadır. Bunu karıştıran arkadaşlar varsa harfler değişiyorsa C oluyor. Sekant, kosekant, kosekant, sinüs. Sekant, kosinüs, kosekant, sinüs şeklinde bir çaprazlama değişiklik oluyor. Bakalım. AB 4 birim diyor. Kolay bir soruyla başlayalım. BC 6 birim diyor. Sin teta çarpı kos tetayı soruyor. Bana şimdi tekrar tekrar yazacağım ben ilk sorularda. Sin tetam neydi arkadaşlar? Karşı bölü hipotenüs. Demek ki hipotenüs lazım. Çünkü kosinüs tetamda ne? Komşu bölü hipotenüs. Evet. Hemen Öklid'den bura 4, bura 6. 4'ün karesi artı 6'nın karesi eşittir şurası x olsun x kare. Buradan ne geldi? 16 artı 36 eşittir x kare. Toplarsak 52 eşittir x kare. X kare kök 52. 4 çarpı 13'tür bu. Buradan x ne diye çıkar? 2 kök 13 diye çıkar. Getirip burada yazalım. Karşısı ne tetanın? Teta bura. Karşısı ne? 4. Bu karşı oluyor. Bu da komşu oluyor. Teteye göre değişir. Karşın 4. Hipotenüsün 2 kök 13. Dursun bir bakalım. Komşun 6. Hipotenüsün 2 kök 13. Çarpacakmışız bunları. 4 bölü 2 kök 13 çarpı
6 bölü 2 kök 13. 2 kere 2 4. Kos kala gitsin. 6 kaldı. Kök 13 çarpı kök 13 de 13. Cevabımız 6 bölü 13. Yine dik üçgende trigonometrikler hesaplamayla devam edelim. Şimdi burada bir dik üçgenim var. ABD dik üçgen. BAD de 90 derece. Şurayı varmış bana. Yalnız AC de BD'nin yüksekliğiymiş. Burayı da varmış 90 derece. Alfa, teta açılarını yerleştirmiş. Burası 3, burası 4 ise tanjant alfa artı kotanjant teta nedir diye soruyor bize. Şimdi arkadaşlar tanjant alfa. Tekrar tekrar yazıyorum gençler sizin için. Siz de yazın birkaç kez. Karşı bölü komşu. Alfanın karşısı alfanın komşusu. Kotanjant teta. Alfanın tetanın komşusu. Tetanın karşısı. Şimdi burada bana alfanın komşusu var da karşısı yok. Yani şu yok. Tetanın da komşusu var da karşısı yok. O zaman bana şu x mi lazım? Öklid'den hatırlayın arkadaşlar. H kare eşittir P çarpı K değil miydi Öklid'de? X kare eşittir 3 çarpı 4. Yani buradan x eşittir karekök alırsak 2 kök 3. Bundan sonrası zaten kolay. Alalım bakalım ne geliyor? Tanjant alfa, alfanın karşısı dikkat edin x, komşusu 3. Tanjant alfa, karşım x, 2 kök 3, komşum 3. Kotanjant teta, komşum 4, değil mi? Karşım ne? 2 kök 3, 4 bölü 2 kök 3. Bunların toplamını soruyor bize. Şöyle yapalım. Şurası 2 olsun. 2 bölü kök 3. Şuna dokunmayan 2 kök 3 bölü 3. 2 bölü kök 3. Paydayı kök 3 ile çarparsak bu da 2 kök 3 bölü 3. Toplarsak 4 kök 3 bölü 3 gelmiş oluyor. Birazdan diyeceğiz ki alfa ile teta 90'a tamamlıyorsa tanjant kotanjant da zaten eşittir. Evet, devam edelim. Yanındaki şekilde ABCD bir karedir. AH dik, BE, CF dik, DE alfa derece olduğuna göre kotanjant alfanın eşiti aşağıda nedir diye soruyor. Alışmışız aşağıdaki de. Şimdi bakalım. Burası alfa. Bu kenar bu kenara neymiş? Şu uzunluk şu uzunluğa eşitmiş. Şimdi arkadaşlar burası alfa ise burası da teta mı? Evet. Değil mi? Burası alfa, burası teta. 90 derece. Alfa ile teta birbirini 90'a tamamladığına göre şuradaki küçük de teta ile şurası 90'a tamamladığı için alfa değil mi? Burası alfa ise burası 90 ya. Yine alfa ile teta 90'a tamamladığı için burası alfa ise burası da teta değil mi? Şimdi bakın arkadaşlar dikkat edin. 90'ın karşısı aynı mı? 90'ın karşısı AD kenarı geliyor. Kare ya. Burada da 90'ın karşısı DC kenarı geliyor. Bunlar birbirlerine eşit mi? Eşit. 90'ın karşısı birbirlerine eşit. Şurası şuraya eşit. Ve açılar da eşit. Alfa teta, alfa teta. O zaman burada eş üçgenler var mı? Yani AHD üçgeni ile AHD üçgeni ile DFC üçgeni eş mi? Eş. Bunlar eş üçgenler. O zaman şimdi şuraya değer verebilirsiniz. Burası bir birimse, burası bir birim, iki birim ya. O zaman burası da ne geldi? İki birim geldi mi? Çünkü bu kenarlar ortak, bu da ortak. İstediğinizden gidin. O zaman DFC AH'a ne olacaktır? Eşit olacaktır. Bana kotanjant alfayı soruyor. Soru da bitiyor. Kotanjant alfa. Komşum 2, karşım 1, 2 bölü 1'den 2'dir diyoruz. Yerden göz seviyesine kadar yüksekliği 2 metre olan bir kişi. Maşallah Allah boy vermiş.
kuleye 20 metre uzaklıktan 37 derecelik bir açıyla baktığında diyor. Kuleye 37 derecelik açıyla bakıyormuş şurası. Kaç metre uzaklıktaymış kuleye? 20 metre. Demek ki burası da 20 metre. Kendisi de yerden ne kadar yükseklikteymiş? Gözü 2 metre. Şurası 2 metreymiş. Şurayı bilmiyoruz tabii. Şurada bir dik üçgen var. Burayı bilmiyoruz. Orası da x. Kulenin yüksekliğinin yaklaşık değerini hesaplayın. Şimdi şurası x ya arkadaşlar. Şurayı şöyle çizelim biz. Şöyle. Şurası x olsun. Kulenin tamamının yüksekliğini soruyor. Aslında bana neyi soruyor? X artı 2'yi soruyor. Bana sorduğu şey bu. Şimdi aslında sizi yolda göstermiş, tanjant 37 yaklaşık değeri 0.75'tir demiş. Bunu kullanacaksınız. Tanjant 37'iniz x bölü 20 değil mi? Karşı x, komşu 20. Bu neye eşitmiş? 0.75'e. 0.75'e müsaadenizle 75 bölü 100 yazalım. Birbirinden sonra iki basamak var. Sadeleştirirsek 20 ile burası ne geldi? 5 geldi. 75'i 5'e bölersek x buradan ne geldi? 15 geldi. X 15, kulenin toplam uzunluğunu soruyor bize. 15 artı 2'den 17 metredir diyoruz. Yandaki şekilde ABCD'de ikiz kenar teğetler yamağı. Yani ikiz kenarmış arkadaşlar. Ve teğetler yamağı. Teğetler yamağı dediği şey bu buna nedir? Eşittir. Teğet çünkü. Burası da buraya nedir? Eşittir. Aynı mantıkla burası buraya eşittir. Burası da buraya eşittir. İkiz kenar teğetler yamağının özelliği budur. Az önce demek istediğim şey bu. Geometriye şöyle bir göz atın. AB kaç birim? 9 birim diyor. Ha, o zaman şunlar 9 bölü 2, 9 bölü 2 oluyor. Bakın güzel bir soru. DC ne oluyor? 5 birim. O zaman bunlardan ne oluyor? 5 bölü 2, 5 bölü 2 oluyor. Bura 5 bölü 2 ise şurası da 5 bölü 2. Teğet olduğundan dolayı. Bura 9 bölü 2 ise burası 9 bölü 2. İyi hocam tamam bunları yazdın da ne alaka? Kosinüs alfayı soruyor. Şimdi şuraya ben şekli tekrar çizdim. Kosinüs alfa dediğimiz DAB açısı. Yani burası. Dikkat ettiyseniz biz trigonometrik değer hesaplarken hep bir dik üçgen buluyoruz. Ya dik üçgen var ya da biz diyoruz ki burası diktir. O zaman alfanın kosinüsü için bir defa bana dik üçgen lazım. Burası dik olmadığına göre şuradan hop aşağıya doğru indirsen. Burası 90 derece olur mu? Olur. Şimdi şurası kolay. Neydi şurası? 5 bölü 2. 9 bölü 2. Toplarsak burası 5 artı 9 bölü 2. Yani ne geliyor? 7. Hipotenüsün kolay. 7. Peki bana komşu lazım bir de. Kosinüs alfam ne çünkü? Komşu bölü hipotenüs. Bir de bana komşu lazım. Bakalım şurayı nasıl bulurum? Evet arkadaşlar bu ikizkenar yamuklarda şunu şöyle ne yapıyorum? Atıyorum. Burası 5 birimse burası da 5 birim değil mi? Dik attım çünkü. Tamamı neydi burada? 9'du. 9'dan 5 çıktı ne kaldı? 4 mu kaldı? Şu parça, şu parçaya eşit olduğuna göre kardeş payı yapar bu arkadaşlar. 4'ü kalan 4'ü. 2 buraya, 2 buraya. Demek ki şu komşumda ne buldum ben? 2 buldum. Hipotenüsümde 7 gelmişti. Komşu bölü hipotenüsten 2 bölü 7'dir diyoruz. Evet. Yine diyor ki A ve C noktaları şekildeki yarım çemberlerin merkezleri. Bunlar arkadaşlar bu soru kalıplarını ben şuna göre seçiyorum. Karşınıza çıkabilecek. Yeni nesil bile olsa bunların uyarlamasıdır. Karşınıza çıkabilecek temel özellikleri seçmeye çalışıyorum. Temel soruları seçmeye çalışıyorum. O yüzden bunlar çok önemli. Not ala ala gerekirse tekrar dinleye çözün, dinleyin. Kendiniz çözmeye çalışın. Bunların hepsi kalıp sorular. Şimdi ne var? İki tane yarım çemberim var. EF ortak teğet diyor. AC merkezler doğrusu D noktası EF ile AC doğrularının kesim noktası. Şekli anlatmış burada.
EA3 birim diyor, FC9 birim. Yani yarıçap. Aslında burası da 3 birimdir, burası da 9 birimdir. 9 birimdir, 3 birimdir. Şurası da 3 birimdir. İşime yararsa yerleştirebiliriz. Devam edelim. EDA açısının sinüsünü soruyor. Yani şuradaki alfanın sinüsünü soruyor bize. Farklı farklı yapılabilir ama şimdi arkadaşlar bakın. Burası ortak teğet. Dik mi? Dik. Ben buna bir paralel. Bu kalıptır. En güzel yol buradan gelir. Şu EF'ye paralel şuradan çizsem. Yani şurada bir dikdörtgen oluştursam. Birazcık gitti benimki ama burası 3 birim, burası 3 birim. Tamamı 9'du ya hani. 9'dan 3 çıkarsa buraya ne kalır? 6 kalır mı? Benim de sorum biter. Neden? Buna paralel çektim ya. Paralel çektiğim için yöndeş açılardan şu arkadaş alfaysa bu arkadaş da alfa değil midir? O zaman şurada biz bu alfayı bir dik üçgene taşıdık. Daha güzel bir dik üçgene taşıdık. Çünkü şu uzunluğu bilmiyorduk burada. O zaman buradan da sinüs alfa soru da bitti. Karşı bölü hipotenüstü. Karşımızı 6 bulduk. Hipotenüste 9 buradan, 3 buradan, 12 bulduk. 6 bölü 12'den ne bulduk sinüsümüzü? 1 bölü 2 bulduk. Ve gelelim bu tarz sorulara. Birim kareler verilmiş. Bu tarz sorular da çok çıkar karşınıza. Birim kareler verildiyse arkadaşlar, birim karelerin köşelerini köşe kabul eden üçgenlere açıyı taşıyacağız. Ne demek istiyor bu hocam? Şimdi bakın burada teta şurası. Tanjant tetayı soruyor. Karşıda sorun yok. İki birim de. Acaba şu F nereden kesti? 1, 2, 2,5 mu? 2,2 mi? 2,6 mı? Biz bilemiyoruz. Yani şurayı net olarak bilmediğimiz için bir şu köşeler direkt olacak şekilde üçgenin bir köşesi tetayı taşımaya çalışıyorum. Ha, burada şunu yapabilirsiniz. Z kuralı, M kuralı, ne varsa ne biliyorsanız U kuralı ya da yöndeş açı, ters açı neyi biliyorsanız taşıyın arkadaşlar. Bakın burada bir Z kuralını ben gördüm mesela. Şu hop, hop, hop. Z var mı burada? Var. Burası tetaysa burası da teta mı? Teta. Hocam ne işe yaradı? Çok güzel işe yaradı. Çünkü bakın burada bir köşe. Bir köşe, bir köşe. Üçgenin kenarları tam köşeler çıktı. Benim saymam kolaylaştı. 1, 2, 3, 4 birim geldi burası. 1, 2, 3, 4, 5 birim geldi burası. Bana da tanjant tetayı soruyordu. Karşı bölü komşu. Ben erinmeden yazıyorum, siz de erinmeyin. Karşı bölü komşu. Karşınız 4, komşunuz 5, cevabınız 4 bölü 5. Evet, açı yayınlarından arkadaşlar güzel sorular çözün. Trigonometri fasikülünden tavsiye ederim. Gayet güzel anlatmış yeni nesilde de destekleyerek. ABC bir dik üçgen DEFK kare. Yapıştıranan bu neymiş? Kareymiş bunlar. İyi güzel. Yani buralar 90 derece, 90 derece. Şimdi bakın açı taşıma arkadaşlar. Çok sıkıntı yaşayan öğrencilerimiz oluyor. Lütfen dikkat edin. Bura teta, bura 90 derece alfa. Burası ne olsun? Teta olsun. Teta ile alfa birbirini kaça tamamlıyor? 90'a tamamlıyor mu? Bunları bilin yani. O zaman burası alfa, bakın burası 90. Değil mi? Burası da nedir o zaman? Teta'dır. Bunlar lazım olabilir çünkü. Yerleştiriyorum şu anda rastgele de sorumuza geri dönelim. O zaman burası da alfa'dır hatta. AC 9 birim diyor. Yani şuranın tamamı 9 birim. Karenin bir kenarı 1 birim diyor. Bakın karenin bir kenarı 1 birim, 1 birim. Güzel. AC de 9 birim diyor. Bana neyi soruyor? Tanjant alfa artı kotanjant alfayı soruyor. Farklı yollardan yine çözen olabilir ama benim aklıma şu geldi. Mesela tanjant alfa, kotanjant alfayı soruyor. Şimdi şurası x birim olsa, tanjant alfa, ben bu üçgenden yazsam, tanjant alfa 1 bölü x mi gelir? Karşı bölü komşudan. Peki alfayı buraya da taşıdım ya hani. Şurası 1 birimse toplam uzunluk 9'du. 1 çık 8. X'i de buraya verdim. Buraya da 8 eksi x mi geldi? Peki benim buradan şeyim mi gelir?
kotanjant alfam nedeni 1 bölü 8 eksi x mi gelir? Ters vazgeçtim. Buradan kotanjant alfaya yazayım aynı zamanda şuradan. Kotanjant alfam da x bölü 1'den x geldi. Şuraya geri dönelim. Şuradan da tanjant alfam. Bakın şu üçgenden şöyle yazayım. Tanjant alfam karşı bölü komşudan 8 eksi x geldi mi? Buradan da kotanjant alfam x geldi mi? Bana tanjant alfa artı kotanjant alfayı soruyor mu? Tanjant alfamı ben sol taraftan 8 eksi x. Kotanjant alfayı da bir güzel sağ taraftan x buldum. İkisinin toplamını soruyor. X'leri postaladım. Ne geldi? 8 geldi. Ha, yazabilirsiniz şuradan da. Ama oradan birazcık uzar. 1 bölü x'den başladım ya ben. Sonra vazgeçtim hemen. Bu şekilde daha rahat çıkacağını görmüş oldum. Bu üçgenden kotanjantı yazdım. Bu üçgenden kotanjantı yazdım. Bu üçgenden de tanjantı yazdım. Evet, devam edelim bir sorumuza. Yine acilden bir soru, yeni nesil güzel bir soru. Şekilde diyor, bir gözlük çerçevesi yan çubukların kulak üstlerine takılan oval kısımları olmadan verilmiştir. Verilen yan çubuklar birbirine eş iki doğru parçasıdır. Şu çubuklar birbirine eş iki doğru parçası. 15-15'miş vermişti üzerinde. Diyor ki çerçevede yan çubuklar açılıp kapanabilmekte ve tam açık olduklarında camların bulunduğu kısımla 90 derece şurası. 90 derece açı yapabilmekte burası. Yan çubuklardan biri tam açık şekil 2'de. Diğeri x dereceyle açık iken çubukların uzantılarının kesim noktası A. Uzatıyorsunuz. Burada A'da kesmişsiniz. Sinüs x'iniz diyor 4 bölü 5 olduğuna göre bu uzantıların toplamı kaç santimdir diye soruyor. Soruyu okuduk. Yani şurası A olsun, şurası B olsun. Bu uzantıların toplamı bana A artı B'yi soruyor. Müsaadenizle şuraya bir dik üçgen çizelim. Şöyle olsun. Şimdi şurası 15 santim vermiş. Burası 15 santim vermiş. 90 derece. Şu dik olan gözlüğün yan tarafı. Burası da 15. Bu A olmuş. 15 artı A'ya çıkmış mı? Burası da x yine 15'ti. B uzatmışız. Burada 15 artı B oldu mu? Bana sinüs x'in ne olduğunu söylemiş. 4 bölü 5 olduğunu. X burası mı? Burası. Şimdi sinüs x'in 4 bölü 5 olduğunu vermiş. Yazalım bakalım. Sinüs x 4 bölü 5. Bu ne demektir arkadaşlar? 4K'ya 5K. Kim? Burası karşısı. Burası da hipotenüsü. Yani şu adam karşısı, x'in karşısı 4K, hipotenüsü 5K. Benim güzel öğrencim yapıştırır hemen. 4K, 5K ise 3, 4, 5 üçgeninden burası 3K mı? 3K'yı da zaten bize 15 olarak vermiş. Biz K'yı bulduk mu? 5. Bulduk. Bundan sonrası kolay. K 5 ise şurası ne geldi hipotenüsün? 25. 15 artı B 25 geldi. B ne oldu o zaman? 10. K5 ise 15 artı A 5 kere 4 20. 15 artı A geldi 20. A ne oldu? 5. Evet. O zaman A ile B'nin toplamını soruyordu bize. A artı B 10 artı 5'ten 15. Yeni nesil güzel bir 3, 4, 5 kullandığımız trigonometri sorusu. O merkezli çeyrek çemberde, çeyrek çemberimiz var. Tanjant alfa 3 bölü 4 demiş. Alfa neresi? B, O, A açısı. Burası alfa. C, D dik, O, B demiş. Bakalım arkadaşlar, burayı da beta vermiş. Tanjant alfamız 3 bölü 4 olduğunu söylemiş. Şimdi tanjant alfam neydi? Karşı bölü komşu. Karşı bölü
komşum. Şurası da 90 derece. Bakalım ne kullanabiliriz? Kotanjant teta'yı soruyor. Şimdi gençler şurası 90 derece. Alfa ise atıyorum şurası ne olsun? Teta olsun. Alfa teta 90'a tamamlıyor. O zaman şurası da yine alfa olur mu? Olur. Peki ben şu hakkımı kullansam yine 3K'yı 4K desem. Tanjant alfa. Karşım 3K. Mavimi alayım. Burası 3K. Burası 4K. K vermeseniz de olur aslında. Burası da ne geldi? 5K mı geldi? Burası 5. Yarıçap değil mi? Evet. O zaman şu da yarıçap değil mi? Evet. Bu da 5K olacak. 3K'sı burada olduğuna göre kala kala buraya 2K'sı kaldı. Sana kotanjant beta'yı soruyor. Kotanjant beta komşu bölü karşı. Komşun 4, karşın 2, 4 bölü 2'den 2 bulmuş oldu. Evet, şimdi sıradaki sorumuzda birbirine eş 3 tane düzgün altıgen oluşturulmuştur diyor. Alfa'yı vermiş. Burada bize tanjant alfa kaçtır diye soruyor. Şimdi burada bakın alfa az önce ne dedik? Ya dik üçgeni taşıyacaksınız ya bir dik üçgen oluşturacaksınız. Burada hiçbir dik üçgen yok. Taşıyamıyorsunuz. O zaman siz oluşturacaksınız. Alfa ile alfanın da içinde bulunduğu bir dik üçgen. Burası alfa ise şöyle düşünün. Düzgün altıgeniniz ya bu. Bunu böyle indiğimizi düşünelim. Buradan da bunu çektiğimizi düşünelim. Burası ne gelir arkadaşlar? Dik gelmez mi? Dik attım. Neden? Düzgün altıgenin bir dış açısı 60 derece unutan arkadaşlar için. O zaman bir iç açısı da 120 derecedir. Yani buralar 120. İkiz kenar üçgen oluşturduk. O zaman buralar ne oldu? 30-30 oldu. O zaman 120'den 30'u çıkarın. Şu uzantılar dik oldu. 90 derece. Şimdi alfanın karşısıyla komşusu lazım bana. Çünkü bana neyi soruyor? Tanjant alfayı soruyor. Karşı bölü komşu. Şimdi der vere vere yapacağız. Bakalım nereden gidelim, nereden hareket edelim. Tabii siz soru çöze çöze nereden hareket edeceğiniz noktasında da pratiklik kazanmış olursunuz. Bana bu karşı lazım, bir de komşu lazım. Şimdi arkadaşlar şurayı da şöyle uzattığımı düşünsek. Şurayı bir tık daha uzattığımı düşünelim. Burası 90 derece. Bana şu uzunluk lazım. Şu uzunluk lazım, bir de şu uzunluk lazım. Ne kadar olduklarını bilmiyorum. Bura lazım, bura lazım. Bir de bu uzunluk lazım. Bakalım, diyelim ki şu 120, 30, 30'u bir hatırlayalım. 120, niye oraya yazıyorsam. 120, 30, 30'u hatırlayalım. A ise burası A kök 3 oluyor muydu? Bu lazım olacak. Bir de düzgün altıgende, çok yakışıklı çizemeyebilirim. Böyle bir tane düzgün altıgen çizelim. Düzgün olma adayı olsun. Düzgün altıgen olduğunu farz edin siz bunu arkadaşlar. Düzgün altıgenle şu uzunluğu ben bulabilirim. Nasıl bulabilirim? Bunlar 120 derece ya. Şunu şöyle çektiğimi düşünürseniz. Şunu çektiğimi düşünürseniz. Şurası 90 derece olur. Neden? 30-30 olur. Burası 120 ise 60'tır. Buraya 30 kalınca burası da 30 olur. Burası da 60. 30, 60, 90 üçgeni olur. O zaman 30'un karşısı A ise 90'ın karşısı neydi? 2A'ydı. Bunu da bulabiliyoruz buradan. 2A şeklinde bulabiliyoruz. Şimdi bakın şurada değer vermeye şuradan başlamak istiyorum ben. Şurada bir ikizkenar 120 derecelik üçgenim var. Şurası 60. Burası 30. 30'un karşısı A ise 90'ın karşısı ne geliyor? 2A geliyor mu? Geliyor. O zaman buradaki 60'ın karşısı da A kök 3 geldi mi? Geldi. Burayı bulduk mu A kök 3? Bulduk. Şimdi arkadaşlar şurası A kök 3 ise bakın bu buna eşittir. Şurası da bunun iki katı. Çünkü orta tabandır. Yükseklik aynı zamanda kenar ortaydır. A kök 3 olduğuna göre burası da 2A kök 3. Şurayı ne bulduk biz? 3A kök 3. Şöyle tekrar ben çizeyim. Alfa olarak 2A kök 3. A kök 3 daha. Şurayı ne bulduk biz? 3A kök 3 bulduk.
Bana şu uzunluk lazımdı. Burası A'ydı. Burası 2A'ydı. Şuradan da yaptık. Bakın 30'un karşısı A ise 90'ın karşısı nedir dedik? 2A'dır dedik. Şurası da ne geldi o zaman? Şurası bu sefer 2A ise tamamı 4A. 1A buraya gitti. Etti mi bize 3A? Şu adamı da biz 2A dedik az önce. Hepsi eşit. Burası da 2A. 3A, 2A daha. Burası da ne geldi? 5A geldi. Karşım 3A kök 3 oldu. Komşum 5A oldu. 3 kök 3 bölü 5 şeklinde bulmuş olduk. Şekilde ikizkenar üçgen şeklinde ABC filaması görülmektedir diyor. İkizkenar bir birim bir birim alfa alfa vermiş. CD 6 metre diyor. Direk 6 metre uzunluğunda. BC ucunun zemine olan uzaklığı alfa cinsinden bulunuz diyor. Filamanın B ucunun yani bunun zemine olan uzaklığı şurayı soruyor x. Şimdi bakalım biz arkadaşlar. Şurası şöyle mi yapsak, şunu şöyle yapsak, alfa cinsinden istiyor ya benden. Burası buraya eşit mi? Eşit. Burası buraya eşit. İkizkenar üçgen olduğu için burası da buraya eşit. Şu bakalım ne geldi bize. Alfa derece, dikkatlim ya, teta derece ise şurası da alfa derece. Şu uzunluk lazım bana, A lazım. Komşum var, hipotenüsüm var. Kosinüs alfayı ben komşu bölü hipotenüsten yazsam A dediğim buradan kosinüs alfa olur mu? Olur. A dediğim kosinüs alfa olur. Şimdi bakın şurası da A. Şu uzunlukta. O zaman burası da kosinüs alfa. Oradan da gidebilirmişiz. X'i soruyor bana. Burası da X. O zaman 6 eksi kosinüs alfa şeklinde buluyoruz. Devam. Evet, yine güzel bir soru. Şekilde verilen o merkezli küre A noktasında bir çivi ile AO boyunca ipe bağlıdır. Serbest bırakılan kürenin merkezi yeni yeri olan O üssü olmaktadır. Serbest bırakıyorsunuz, buraya geliyor, yapışıyor. AB 2BO, o da eşittir 2R diyor. Bakalım. AB 2 BO yani BO'ya R demiş. Burası R ise demiş. Burası 2R. Yani şurası R ise şurası 2R. Buraya da ne yapmış? Teğet gelmiş mi? Çemberden merkezden teğete çizilen doğru parçası neydi arkadaşlar? 90 derece. Burada R oldu mu? Soru da bitti mi şimdi? Burası kaç? Alfa derece. Şurası teta olduğuna göre 90 olduğuna göre burası tetadır. Alfa teta 90 olduğuna göre o zaman burası da nedir? Alfadır. Sizin üçgeniniz artık şu oldu mu? Bakın R, 2R, 3R. Burası da alfa. Burası da 90 derece. Şurası dik olduğu için yarıçap R. 3R'ye R. Tanjant alfayı soruyor. O zaman size ne lazım? Şu mu lazım? Şu uzunluk lazım. A kare artı R kare eşittir 9R kare. A kare buradan 8R kare. A buradan ne geldi? 2 kök 2 R geldi. Size de tanjant alfayı soruyordu. Karşı bölü komşu. 2 kök 2 R bölü R 2 kök 2. Yeni nesil diyoruz arkadaşlar. Bakın aynı bilgileri kullanıyoruz. Sadece ufak bir düşünmek sorunun çözümünü getiriyor. Yine altıgenlerden oluşmuş bir şekil vermiş bize açı. Alfa derece. Ne diyor? A çarpı tanjant alfa bölü 2 çarpımının sonucu kaçtır diye soruyor. A noktasından doğrusal olarak yürümeye başlayan karınca. Okları takip ederek B'ye kadar geliyor. 18 birim yol alıyor diyor. Aldığı yol 18 birim. Az önceki bilgilerimizi kullanacağız aslında. Hani şurası A'ydı ya. Az önce şöyle ne yapmıştım? Dik atmıştım. Şurası 90 derecedir demiştim. O zaman burası da kaç derecedir demiştim? 30 derecedir demiştim.
Şurası 30 değil mi? Ne yaptı? Şurası 60 derecedir demiştim. Özür dilerim. Şurası 30 derece. 30'un karşısı A ise şu ne yapar? 2A yapar mı? 90'ın karşısı. Bu da aynı uzunluk değil mi? Bu da 2A yapar mı? Yapar. Burası da A mı? A mı? Evet. 2, 4, 5, 6A eşittir. Ne yaptı? 18. A'yı da bulduk mu efendim? A'yı da kaç bulduk? 3. A'yı bulduk. 3. Tanjant alfa bölü 2 lazımmış bize. Tanjant alfa bölü 2. Şurası kaç derecedir arkadaşlar? 60 derece midir? Az önce dedik ya altıgende, düzgün altıgende tekrar çiziyorum. Şunu şöyle çektiğiniz zaman şurası 90 derecedir. Şurası 60 derecedir. Burası da 30 derecedir demiştik. O zaman burası 60 derece ise tanjant alfa bölü 2 size neyi soruyor arkadaşlar? Tanjant 30'u mu soruyor? Henüz her ne kadar vermemiş olsak da biz mantıken benim güzel öğrencilerim bulur. Benim 30, 60, 90 üçgenim var. Habire kullanıyoruz. 30'un karşısı 1 ise 90'ın karşısı 2, 60'ın karşısı kök 3 mü? Bana tanjant ne lazım? 30 lazım. Tanjant 30'un karşı bölü komşudan 1 bölü kök 3 değil mi? Evet, bitti. Bu kadar. Ezberlemek zorunda değilsiniz ki ezberliyorsunuz zaten işlem yapmak için de. A çarpı ne geliyor bana? Tanjant alfa bölü 2'yi soruyor. A'yı ne bulduk biz? 3 bulduk. Tanjant alfayı bölü 2'yi 1 bölü kök 3 bulduk. 3 kök 3 bölü 3'ten cevabımızı da ne buluruz biz? Kök 3 buluruz. Altıgenim de çok yakışıklıymış bu arada. Devam edelim. Evet, özlemin şekildeki adanın A noktasından teknesine binerek doğrusal kıyı şeridindeki C noktasına ulaşmış. Yine acil yayınlarından. Oradan da yürüyerek D noktasına gitmiştir diyor. Şimdi diyor ki teknenin hızı 3 sekant x kilometre saat. Güzel bir soru arkadaşlar. Özdemir'in yürüme hızı da 4-3 tanjant x. A noktasından hareket ettikten kaç saat sonra D noktasına varmıştır diye soruyor. Yol eşittir hız çarpı zaman kullanacağız. Yol eşittir hız çarpı zaman kullanacağız. Zamanı soruyor bana. Tabii önce yolları bulacağız. Şimdi arkadaşlar şurayı biz burada bir üçgen çizelim bakalım. Bakın çünkü burada ne var? Dik üçgen var. Burada kayıkla bir dik üçgende hareket ediyor. Daha sonra da C'den D'ye doğru hareket ediyor. Çizelim bakalım bir tane dik üçgen. Böyle. Bu var. Bir de bu var. Çizdik. Şimdi şurası B noktası. Şurası A noktası. Şurası C noktası. Şurası da D noktası. 90 derece. X açımızı da burayı vermiş. 9 birimlemiş. Şimdi bana ne lazım? AC yolu lazım. Önce yolları bulacağım. Hızlar var çünkü. Hızımın birisi 3 sekant x, diğeri de 4-3 tanjant x. Bakıyorum arkadaşlar. Bana AC yolu lazım. AC'yi nasıl bulurum acaba diyorum. X cinsinden bulacağım. Komşum var. 9 hipotenüsünde AC. Komşuyu kullanacağıma göre kosinüs x'imi biliyorum. Yazsam kosinüs x'in 9 bölü AC. Buradan da AC 9 bölü kosinüs x. Bakın ne güzel geldi. 1 bölü kos sekanttı. 9 sekant x. İlk yolu bulduk bakın. AC yolunu. Hızı ne AC'de? Teknenin hızı 3 sekant x. Zamanı da bulun isterseniz hemen. Yol eşittir hız çarpı zaman. 9 sekant x yol. Hızın ne? 3 sekant x çarpı t1 diyelim. Böldüğün zaman sekantlar gidecek. T1 eşittir 9 bölü 3'ten 3. Şuraya adam 3 saatte gitmiş. Tekneyle 3 saatte gitmiş. Burayı. Şimdi bana CD yolu lazım bir de. CD yolunu nasıl buluruz? Ona bakalım arkadaşlar. Yine ben x'i kullanacağım. Şurasını da vermiş bakın bize 15. Şimdi burası 9, 3'ün 3 katı. Burası 15, 5'in 3 katı. Demek ki 3, 4, 5 üçgeninden şuranın tamamı ne? 12 mi? CD lazım. Şu BC'yi çıkartırsam
CD kalmaz mı elimde? BC'yi yazalım bakalım X cinsinden. Karşı komşu. BC'ye atıyorum ben ne diyeyim şuraya? Y diyelim. Y tanjant X'ini yazalım. Tanjant X'in Y bölü 9 mu oldu? Y buradan ne geldi? 9 tanjant X mi geldi? BC yolu. O zaman bana CD lazımdı. CD de tamamı 12. 12'den 9 tanjant x'i çıkarıyorum. Yine yol eşittir hız çarpı zaman. 12 eksi 9 tanjant x. Buradaki yürüme hızı 4 eksi 3 tanjant x'miş. Çarpı t2. Yerim bitti. Yine böleceğim. Şurayı bakın ne yapalım? 3 parantezini alırsam 4 eksi 3 tanjant x eşittir. Burada da 4 eksi 3 tanjant x çarpı t2'm var. Bunlar birbirini götürdü. T2'de kaç geldi yine buradan? 3 mü geldi? Burası da 3 geldi. İşlem hatamız yoksa. T2'de 3 geldi. T1'de 3 geldi. Toplam hareket saati 6 saat olmuş oldu. Evet arkadaşlar, ilk kısmı bitirmiş olduk. İlk üçgende trigonometrik oranlar, güzel sorular çözdük. Acilden çözdük, farklı kaynaklardan çözdük. Bir sonrakinde devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Bildirimleri açık tutun ki bir sonraki videoya yüklendiğinde dersi kaçırmamış olasınız.